Merhaba arkadaşlar. Bugün itibaren size birkaç tane konular değineceğim. Özellikle Pilates'in zararlar üzerinde konuşacağım. Çünkü Pilates programları veren çok hoca var. Saygılı hocalar ve çok güzel programlar sunuluyor. Dünyada Pilates zaten trend, moda. Peki Pilates'in zararı var mı yok mu? Tabii ki var. Hatta çok fazla var. Bildiğime kadar Amerika'da çok davalar var. Özellikle yoga dersleri için fazla esnemelerden veya fazla bükme hareketlerden bayağı çok fazla zararlar var. Bu anlamı gelmiyor ki yoga ve pilatesi yapmayın ama biraz bilinçli olmalı ve bizim görevimiz size yararlarla birlikte zararlar da size bildirmemiz gerekiyor. Türkçe biraz zayıf olabilir ama sonuçta anlaşılmadan konular ilgili lütfen bana yazın. Memnuniyetle size cevap vereceğim. Hatta siz videolar da yollarsanız, rahatsızlığınız varsa normal hayatınızda doğal bir dolaşma, evinde bir dolaşmayla bana bir videolar yollarsanız ben size hatalarınız nedir veya zararlarınız neden kaynaklandığını çok rahatlıkça size sunabiliyorum. Şimdi Pilates her yerde trend, moda. Pilates var mı? Salona geliyorlar. Benim iş yerimde geliyorlar. Pilates var mı? Tabii ki var. Esas ben bazen tam Pilates dersi vermiyorum. Pilates'in bir miktar. Pilates bir miktar tecrübemde. Bale kökenliyim. Balenin tabii bale Pilates'ten daha üst seviyede bir egzersiz programı. Çünkü biliyorsunuz dünyadaki değerlendirdiği gibi egzersizin en üst seviyesi hem teknik hem estetik açısından bale. Bale demek bir ülkenin veya bir toplumun kultur seviyesi değerlendirmek istiyorsanız muhakkak bale değerlendirerek değerlendirme yapılır. Neyse bu konular başka konular. Pilates nedir? Şimdi Pilates bir keşif değil. Pilates var mı yok hemen kaçıyorlar gidiyorlar. Pilates yeni bir program, yeni bir keşif değil. Pilates'in hareketler daha önce vardı. Her zaman spor kategorisinde, spor yaşamında hareket, doğal hareketin içinde olan hareketler. Program, yapılmış bir program. Çünkü insanlar adı Pilates geçiyor, şimdi Pilates yoksa o zaman girmiyorum salonda. Pilates'in lastiklerin 50 sene önce vardı. Benim hatırladığım kadar. Pilates lastikleri. Pilates demek her aletin eskiden vardı. Pilates biraz daha konfor, biraz daha küçük, biraz daha malzemeler, daha teknik açısından biraz hep daha gelişmiş oluyor. Bazen kelimeleri bulamıyorum, kusura bakmayın. Şimdi ne oluyor? Bu Pilates'in nedir? Egzersiz. Lastiklerle aynı hareketler, kalkma, oturma, yer hareket, top hareket, büyük toplar eskiden yoktu ama bu büyük top üzerinde yapılan egzersizlerin yeni egzersizler, keşif egzersizler değil. Hayatın içinde veya herhangi bir programda yaptığımız hareketler zemin üstünde yapılmıyor, top üstünde yapılıyor. Hatta top bazen daha çok risk taşıyor. Daha sonra ben detaylı, bütün bu konularla detaylı anlatacağım. Moda, salonlarda Pilates. Hocalar hazır, bir sanayi oluşturmuş. Nasıl bir sanayi? Her salonda Pilates adı var, her salonda Pilates programı var, hocalar eğitilmiş, hocalar hazır ve herkese buyurun tepsiyle nasıl biz kahve, çay servis yapıyoruz, herkese bu servis yapılıyor. Tabii eğitim tabii ki yeterli veya yetersiz olabilir çünkü başka faktörler, olumlu ve olumsuz faktörler de var ki ben yaşıyorum, 30 sene İstanbul'a yakın, 30 sene yakın İstanbul'dayım ve hem eğitim açısından hem profesyonel açısından teknik açısından olumlu taraflarla birlikte olumsuz konular da çok fazla dikkatim çekiyor. Ve bunlar tek tek kategori kategoriyle ben size zaten sunacağım. Ama lütfen eğer siz bilmek istediğiniz konular varsa muhakkak bana yazın. Ben size o konu üzerinde videolar çekeyim veya birebir konuşmada olabilirim. Bu küçük aletler Pilates'te, küçük toplar. Küçük toplarla
Küçük top insanın formu, tabii ki form kazanmak için destek oluyor. Büyük top hareketin bazı hareketleri destek oluyor. Lastik, bazı hareketlerin lastikli yapılması gerekiyor çünkü güç artmak amacıyla ya fitness ya dumbbell ya da lastik kullanacağız. Lastiğin yararı ne dumbbell'a göre? Lastiğin yararı şu var, her yaş grubu lastik ile zaten çalışabiliyor. Çünkü lastiğin istediği derecede çekebiliyorum. Küçücük istediği kadar oynatabiliyorum ve hemen anından bunun kısabiliyorum hareketi. Yanlış sanırım söyledim. Demek bunu oynatabiliyorum. Ama dumbbell ya 1 kilo, ya yarım kilo, ya 2 kilo, ya 3 kilo. Demek 1 kilo ve 2 kilo arası o küçük gramlar olmadığı için bir anda bırakırken ekleme zarar verebilir yorulduğumuz zaman. Demek o kadar minimal konular var ki içinde ama bunlar herkes fark edemiyor. Neden fark edemiyor? Çünkü zaten konuyla ilgili bilgisi yok. Dumbbell bir anda bir kere iki kere güzel yeterince çalışabiliyorum, çalıştırabiliyorum. Sonra üçüncü, beşinci, on beşinci kere zorladığım anda bırakırken zararlar geliyorlar eklemlerde. Ama lastikte böyle bir şey yok. Lastiğin kademe kademe gram ile de oynatabiliyoruz. Kilo ile değil. Bu fazla olursa kaç kilo ölçmedik ama insan kendi bunu zaten kilo bilmek şart değil. Çünkü dumbbell'larda kilo bilmeliyiz. Ona göre biz karar veriyoruz. Çünkü başka şansı yok. Dediğim gibi başka bir alternatif yok. Başka bir seçeneğimiz yok. Ya 3 ayarlayacağız ya 4 ya 5 ya 10. Burası 3,5 var, 200 gram var, 500 gram var. Demek bunlarda biz çok rahatlıkça çalışabiliyoruz. Lastiklerle yaptığımız bazı zararlar ne olabilir? Ki bunlar hocalar muhakkak size göstermeliler. Lastiğin mesela bir yöntemde çalıştığımız zamanın her şey demek ellerde başlamamalıyız. Ellerin en küçük eklem biraz diğer unitelere göre daha zayıf. Bileklerde değil, öncelikle dirsekler kaldırmalıyız. Çünkü bu bilek, bu lastik destek buradan alacak. Omuz ve dirsek. Önce omuz, sonra dirsek, sonra bilek. Biz normal şöyle yapıyoruz. Veya anlatırken bu şekilde oluyor. Bu şekilde de olabilir, başka bir kas grubu çalışıyor. Ama eğer omuz ve sırt ve kollar üst kısım çalıştırmak istiyorsak, o zaman önce dirsekler omuz seviyesine getirmeliyiz. Şu şeklinde, omuz şekli. Omuz ve dirsek aynı seviyede olmalı. İndirmeyelim. Ha, ara verdiğimiz zaman tabii ki indireceğiz. İndireceğiz. Birkaç kere tekrar ara verdiğimiz zaman aradan sonra ikinci bölümü başlıyoruz. Zorlarken nefes veriyoruz. Dirsekler mümkün olduğu kadar omuz hizasında tutmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş. Tekrar aradan karar veriyoruz. Bu hareket bize az mı geldi, çok mu geldi? Biz bunun karar vermemiz için ancak nefes bunun karar verecek. Nefes ayarı, ne kadar nefesin rahatlıkça verebiliyoruz ve alabiliyoruz. Hareketin başladıktan sonra ancak anlaşılıyor bu. O yüzden kilo ve gücün ayarlarken öncelikle küçük kademelerde başlıyoruz. Ondan sonra büyük kademelere devam ediyoruz. Şimdi bu lastik bu şekilde kısa tutum için kısa mesafe sert oluyor. Ama farz et ki zorlamak istemiyorsunuz. O zaman biraz daha uzun tuttuğunuz zaman daha gevşek oluyor. Ama bunun da bir limiti var. Ne limiti var? Şimdi ben bunu çok açarsam yöntem değişiyor. Dirsekler artık beni tutmuyorlar. Dirseklerden destek almıyorum. Sadece dirsek ve bilek arası güç kullanıyorum. Artık omuz ve dirsek devre dışı kaldı. O yüzden ne yapalım? Bir orta bulalım. Şu çok dar, çok sert. Bir orta. Orta nasıl buluyoruz?
Mesafe omuz genişliği geçmeyecek şeklinde. Daha uzun olmayacak. Omuz genişliği ne kadarsa o kadar mesafe tutacağız. O zaman yavaş yavaş çekiyoruz. Çok yumuşa gelirse o zaman sayı artarız. Zamanımız yoksa, aynı performans kazanmak istiyorsak o zaman biraz daha kısa tutuyoruz. Bunu daha çabuk bitiriyoruz. Tekrar her derste anlatmak isteyeceğim. Çünkü genelde spor salonlarda büyük bir hata var. Gerçi bunun için hocaları da rica edecektim. Biraz konu ilgili araştırsın kendileri. Bu nefes tekniklerin anlatan uzmanlarla biraz takip etsin. Nefes tekniklerin, eğer nefesiniz hızlı hızlı, hareket hızlı olduğu zaman şu. Şimdi ne oluyor? Örneklere daha iyi anlatırım çünkü teorik ile benim Türkçe biraz zayıf. Şöyle anlatıyorum. Eğer bu hareket hızlıysa hocalarda veya verilen programlarda devamlı bunu görüyorum. Bu affedersin köpek nefesi. Köpekler koşarken dili çıkartıyorlar. Bu köpek nefesi. İnsan nefesi bir yol var. Burundan alıyoruz veya hızlı alsa da alırken bu nefes diyafragmaya kadar gidecek, organlara kadar besleyecek, oradaki devrim yapacak, sonra yavaş yavaş tekrar çıkacak. Ne anlama geliyor bu? Nefesleri iki çeşidi var. Birin çok yavaş, birin normal. Hızlı olabilir ama bu hızlı insana zarar veriyor. Hızlı ne oluyor? Spor programlarda değil çünkü bir spor program organize olmuş bir paket. Organ demek bir egzersizin önce düşünmüştük, önce biz programlamıştık ve sonra sunuyoruz veya biz yapıyoruz veya hareket ediyoruz. Ama hızlı nefes ne zaman oluyor? Koşarken, zıplarken, merdiven çıkarken bir acele özel hayatımızda, normal hayatımızda kullanmak gereken bir nefes. Ama spor programlarda kesinlikle hızlı nefes olamaz. Neden? Çünkü ben nefes alırsam o zaman ne olacak? Nefes buraya kadar. Buraya kadar gidiyor çünkü dolayısıyla oksijen bedenimize girmeye zamanı yok zaten. O yüzden bu çok büyük bir hata. Nasıl olabilir? Tabii ki bunu müzik eğitimi alan hocalar tabii ki daha avantajlı. Çünkü bunu koordine edebiliyorlar ritim ile. Bir ritim sayı olarak değerlendirilir. Mesela pam 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 bir müzik varsa o müziğin nefesi bir ritim olarak, ritim tutmak için tabii nefesin bir ritmin müzik ayarlıyor. Ama müzik olmasa da ne oluyor? Bu hareketin hızlıysa, şu ritim varsa ben şimdi nefes yapmak demek nefes almıyorum. Zaten birkaç kere daha sonra göreceksin ki nefes zaten tutulacak. Artık nefessiz kalacağız. Şu. Bu bence saçma. Kusura bakma bu dille konuşuyorum. Ne olacak? İki sayıyla nefesin hızına göre iki sayıyla nefes alıyoruz, iki sayıyla nefes alıyoruz. Veya dört sayıyla. Çift olmalı. İki sayı, iki hareket ile nefes veriyorum, iki hareket ile nefes alıyorum. Ne oluyor? Nefes devam ediyor veya mekik çekerken hızlı hızlı, kısa kısa mekik çekerken biz bunu yapmamayız ama demek böyle bir örnekler veriyorum. Bunu yavaş yavaş, siz kendi kendi evde bunu denerseniz yavaş yavaş, sonra bunu program halinde daha oturmuş olacaktı. Kendi kendi bunu yapabilirsiniz. Bugün için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Birlikte olmak üzere tekrar. Muhakkak sizin şikayetleriniz, sizin rahatsızlarınız, sizin istedikleriniz, önerileriniz lütfen bana yazın. Daha sonra belki daha canlı olabilir. Ben size direkt kamera bakarak direkt sizin bel fıtık, bel ağrılar, boyun ağrılar, sorunları neden geldi kesinlikle anından görürse o zaman anından size neler yapmalısınız onun kesinlikle size bilgi verebiliyorum. Teşekkür ederim.